Bir daha mı Selam, oynayacağız? sence hangi kulaklığı alsam hangisini önerirsin? Selam, sence hangi kulaklığı alsam hangisini öneririz? Şimdi abi bakıyorum. Corsair Gaming Void bilmem ne. Abi daha önce biz bu konuyu çok konuştuk. Ben kulaklık konusunda benim YouTube'da videom da var yanlış hatırlamıyorsam. Gol mü oldu? Neyse. Bakın şimdi arkadaşlar. Kulaklık alırken kulaklığın ilk önce bakmanız gereken şey ne biliyor musunuz? Gramı. Uzun saatler bir kulaklığı kullanabilir misiniz? Gramı kaç gram? 250 gramı geçmemeli. Çeyrek kiloyu geçmemesi gerekir. Kafanızda böyle 350 gram, 400, 500, yarım kilo domates gibi böyle bir şeyle kafanızda durmayın. İki, ergonomik olması lazımdır. Mutlaka ama mutlaka sert sıkı değil de böyle biraz daha yumuşak süngerli ve kafayı sıkıştırmayan, kafa sıkışmayacak. Üç, abartı bir, abartı böyle yani sanki helikopter pilotuymuş gibi böyle garip garip böyle burada böyle böyle kulaklık. Kulaklık dediğin budur. Bak, bak minicik, minicik bak. Bak ipince. Bak sanki benim kulağım gibi değil mi? O kadar. Böyle değil değil mi? Böyle 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 değil. 4. Böyle kafanızın burasında böyle bir şey olmamalı. Böyle abuk subuk şeyler. Şimdi işin görsel, ergonomik, yapısal taraflarının dışında kulaklığınızda mutlaka ama mutlaka Dolby Surround Sound olmalı. 7 artı 1 olmalı. Olmalı. Arkanızdan gelecek adamın ayak seslerini, yanınızdan gelecek olan mermileri, bir film izlerken, bir şey yaparken çıkırtıları, tıkırtıları falan 7 artı 1 duymanız lazım. Dolby Surround Sound'u olmayan kulaklık almıyorsunuz. Kaç etti? 4 etti. Şimdi 5'e geldik. 5. Kulaklığın mutlaka ama mutlaka şu kısımları deri değil, sünger olmalı. Çünkü deri olursa kulağınızı terletir. Aynı zamanda dışarıdan gelen sesleri duydurmaz. Daha az duydurur, daha az duyurur. Ve aynı zamanda böyle hantal kulaklık olup da bütün kulağınızı da kapatmaması gerekir. Yani kardeşim ne bileyim yani telefonun çalar, kapın çalar, oradan biri sana bir şey der, seslenir, bilmem ne yapar. Duyman lazımdır yani. O yüzden ne yapıyoruz? Hantal kulaklık öncelikle almıyoruz. Böyle bir de ışıklı mışıklı falan da almıyoruz. Salak salak orasında burasında böyle şekilli şukullu böyle ışıklar, böyle şey gibi, Çin kerhanesi gibi böyle. Garip garip böyle ışıklar böyle şakır çakır ne oluyorsa anlamıyorum onlar da öyle. Onları da almıyoruz. Kulaklığın üzerinde mutlaka ses ayarı ve mikrofonunun ucunda süngerli mikrofon, filtreli. Ve aynı zamanda da ağzınızın önüne gelmesi gerekiyor. Buradan çıkıp buraya gelecek. Buraya değil. Burada kulaklık olmaz. Sakalınız değer. Güldüğünüz zaman hışır hışır yapar. Buranız yanağınız değer. Yok efendim böyle orası böyle deforme olur. O rahatsız eder. Dolayısıyla sizden uzak ve ağzınızın önüne kadar uzayan bir mikrofon olması lazım. Dediğim gibi bütün bunların olmadığı bir kulaklığı almayın. Bunlar yoksa almayın. Boşuna para vermeyin. Artık teknolojik ürün alırken, elektronik ürün alırken bu kadar çeşidin olduğu bir dünyada boşa ziyan, boşa para vermeyin. Şimdi ben senin attığın bu kulaklıklara bakıyorum. Corsair Gaming Void Pro. Bende Corsair Vengeance vardı. YouTube'da videom var. SteelSeries Arctis 7. SteelSeries'in Arctis 7'sini hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla onların mikrofonu şey değil. Böyle süngerli ve önüne kadar gelmiyor. Logitech G533'ü gördüm şu anda. O da hantal. Hantal olanları geçiyoruz direkt. Onları atıyoruz hepsini. Tamam, bu kulaklıklardan hiçbirini önermiyorum abi. Asıl aslında söylediğim şekilde bir kulaklık bulabilirsiniz. Noise cancelling özelliği olan, Dolby Surround özelliği olan, yani ses kesme özelliği ve Dolby Surround özelliği olan, hafif ve mikrofonu buraya kadar gelen süngerli ve güzel de bir ses veren kulaklık bulabilirsiniz. Binlerce ürün var. Daha önce 100 küsür yayınımda neredeyse, daha da fazla hatta belki 150 tane yayınımda bu konuları çok konuştuk. Çıkan ürünler içerisinde size tavsiye edebileceğim ürün Skype headsetleri. Eğer yayın yapacaksanız Skype headsetlerinden sakın vazgeçmeyin. Skype headsetleri diye yazın, göreceksiniz. Logitech'in H110 ve H150 modellerine benzer eski benim kullandığım.
Hafiftir. Dediğim özelliklere sahiptir. Dış sesleri de duyabilirsiniz. Süngerlidir. Mikrofonu uzundur. Filtrelidir. Evet, Dolby Surround değildir. Evet, işte bilmem ne değildir ama sen kullanacağınız kulaklık yapacağınız şeye göre değişiklik gösterir diye şu anda bunun örneğini verdim. Şimdi diyebilirsiniz çünkü deminden beri aptal aptal bize kalktın, Surround Zaman Sound'dan bahsettin, Türkçe yayın bilmem diye neden açtım, bir bahsettin. sıkıntı olmadı. Corsair, burada sana tavsiye edebileceğim ürün wireless olan bir kulaklık olan bunların içerisinde, yani en sana tavsiye edebileceğim nispeten diğerlerine göre daha az hantal ve hafif olarak bu dördü arasında kararlaştırıyorum. SteelSeries olacak abi. Çünkü bu Başıma wireless. bak Bu görüyorum. Bak nasıl wireless. havalı oldu bak bak. Diğerleri Bak 3 wireless saniye chatte değil. bekleme. Bak geçmiş yayınlardayız diyor. Bak bak çekilişlerde kalıyor. Sen ne yapıyorsun? Öyle bakıyorsun oğlum. SteelSeries 7. Evet bu abi. Ne kadar pahalıymış. 1100 lira ya. 1100 liraya kulaklık. Hay Allah'ım ya. Hayatım boyunca almam yani 1100 liraya kulaklıkta. Ha. Çok pahalı be kardeşim. Yurt dışında falan yaşadığın varsa oradan hallediver ya. Ya da yurt dışından al, Türkiye'ye geldiğinde galiba gümrük vergisi veriliyormuş. Çünkü yurt dışında bu kulaklık ne kadar yani? SteelSeries 7. Wireless 2019 Edition falanı bilmem. Onlar dalgasını geçiyorlar. 2019 Edition da neymiş? Onlar işin şeyinde. Benim bildiğim Arctis 7'nin 2019'u 2018'i yok. Zaten geçen sene çıktı ürün yani. Ne 2019'u 2000 bilmem nesi. Bilmiyorum. Yaz. SteelSeries Arctis 7. Yaz Amazon. Amazon.com. Amazon.com. Amerikan sitesine bakıyorum şu anda. Lag free wireless. Şu anda tam fiyatı sana söyleyeceğim. There's a newer version of this item diyor. 130 dolar abi. 130 dolar şu anda. Wireless gaming. Aynen. Evet, 2019 edition doğru dedin. Surround sound PC for PlayStation 4 Black. Headset 120 130 dolar. 130 dolar. This item ships to Turkey. Bak Türkiye'ye geliyormuş hem de. Al bak senin attığın. Bak sen bak 1080 liraya alacağın şeyi sana bak abi al. Nerede? Bak senin attığın 1080 liraydı. Bak aynısı wireless. Bak 100 dolara var. 100 dolara da var. Amazon Prime'lıysan. Ama 130 dolara da var. Bak this item ships to Turkey diyor. Türkiye'ye geliyor diyor. Gönderiliyor diyor. Gördün mü? Ha, benim üstümde yani. Şimdi artık onu da göstereyim. Alın buyurun şöyle yapayım. Bak gördün mü abi? Bak burada bak. Ha. Türkiye'ye geliyor. Ne kadar 130 dolar? 130 dolar. Hadi bakalım. Seni 400 lira kurtarmış oldum. Hayırlısı olsun. Hadi yolunaymış, yok vergisineymiş, yok bilmem neymiş. 100 lira daha ver ulan 800 lira eder. Gördün mü? 300 lira seni kurtarmış oldum. Linkini de atayım. Linkini nereden atacağım? Şurada. Al abi. İstersen kullan. Ver. Vergisini de ver. 800 olsun. Ver. Yine daha ucuz. Çatır çatır al. Ha bilmiyorum yalnız. Türkiye'ye Amerika'dan şimdi burada ship to Turkey deniyor da. Yani Amazon gönderiyor da benden çıkar diyor ondan sonra belki de. Bana ne kardeşim diyor, senin ülkene ben bunu gönderdim. Senin ülkenin sana bunu verip verme işi beni bağlamaz diyor yani. Adam satışına bakar yani. Öyle bir şey de olabilir. Yani gümrük sana bunu verir mi vermez mi onu bilmiyorum. Türkiye'ye herhangi bir dolara kadar mal giremiyor diye bir şey var mı? Öyle bir kural var mı? Ulan amına Biliyor musunuz? kodumunun oroz bu kocu seni Bak ne sevip diyor bana sevip bak. çoğaltmak lazım elimde Bak ne senden diyor on bana. tane. Olsa dünyayı fetih konu Gümrükte acıboz. çalar. Çalarlar mı? Türkiye'ye girdiği an 1000 lira üstü. Yok mu? Öyle bir şey yok. Yani ben şimdi Amerika'da, mesela ben şu Amazon.com'dayız biz şu anda. Deliver to Turkey. İstemez. Amazon.com'dayız. Ben buradan 1000 dolara, mesela iPhone tamam anladık. Cep telefonu değil zaten. Onun da değil de iPhone. Niye iPhone örneğini verdim ya? Tabii onu vereyim yani. Bazılarınız istiyor çünkü falan hani diye. Gerçi 1000 dolar pardon yani sonuçta ne fark eder sen Amerika'da Amerikan doları kazanmıyorsun ki 1000 dolar Amazon'dan alabilsen ne olacak daha pahalıya gelir yani 1000 dolar 5500 lira yani zaten Türkiye'de 5500 lira telefon ne gereği var Amazon'dan almaya abi zaten 10 dolara 100 dolar vergi ödendi işte bilmiyoruz ne kadar vergi ödeniyor işte bunu buraya yazmaları lazım abi bak kullanılmışı var diyor 85 dolar diyor ya.
Abi biz bunları nereden bilelim ya? Normal vatandaşız, bilmem neyiz yani. Abone olun kanalıma, abone olasıyım ben ya. Abone olun ya, abone olun kanalıma, abone olun abi ya. Abone olun ya.